başka? Gaziantep Genç İş Adamları Derneği tarafından Gaziantep Üniversitesi'nde düzenlenen Mezun Olmak Yeterli mi konulu panelde Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Sizlere de gelecekte çok güzel. Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen panelin moderatörlüğünü ise Gaziantep Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel yaptı. Panele Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Şehmuz Demir, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmacı olarak katılırken, Gaziantep Genç İş Adamları Derneği üyeleri ve Gaziantep Üniversitesi öğrencileri programa yoğun ilgi gösterdi. Panelin moderatörlüğünü yapan Gaziantep Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, diplomalarınızı iyi değerlendirin derken, öğrenmeye, yorulmaya ve yoğrulmaya hazır olun ifadesini kullandı. Hayatının verimli geçmesini umuyor. Panelde söz alan ve kendi hayatından örnekler vererek öğrencilere tavsiyelerde bulunan Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Şehmuz Demir ise, nerede olursanız olun, okuyun dedi. Mezun olmak yeterli mi? Soru işareti var. Soru işaretinden zaten anlaşılıyor. Yeterli değil her halükarda. Nasıl yeterli olmadığını çok kıymetli misafirimiz Sayın Saadettin Saran Beyefendi bizlere çok güzel bir şekilde açıklayacak. Gençlere tavsiyelerde bulunan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi başarının sırrını açıkladı. Siz gençlerimize hitap etme fırsatını yakaladım. Her sene de elinden geldiğince bu tür toplantılara katılmaya çalışıyorum. Çünkü bu ülkenin geleceği olan sizlersiniz. Üniversitede mezun olmanın iş hayatında artık yeterli bir referans olmadığına vurgu yapan Saadettin Saransa iş hayatındaki kariyer süreciyle ilgili şunları anlattı. Konuşmasının devamında üniversiteli gençlere bir takım mesajlar veren Saran asla pes etmeyin dedi. Ölemeler, takımdaşlık da çok önemli. Onu da söyleyeyim. Bir minibüs verdiler. Ben tabii kaptan olduğum için minibüsü kullanıyorum. Tabii herkes giderken negatif enerjiyle içinde. Ama dışarı vurmuyor. Fakat gençler bu arada şunu da söyleyeyim size. Hiç uzan pes etmeyin. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Hiç uzan da pes etmeyin. Ne zaman kaybedersiniz? Ne düştüğünüze kaybedersiniz, ne yenildiğinize kaybedersiniz. Sadece pes ettiğinize kaybedersiniz. Dolayısıyla ben de kapıları hep çalmaya devam ettim. Çünkü bir projem vardı. İnandığım bir şey vardı.